Piyasada gözler Merkez Bankası'nda. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 3. faiz kararını 21 Mart Perşembe günü açıklayacak. Detaylarını izleyelim. Gözler yılın 3. faiz kararında. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 3. toplantısını Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 22 Şubat Perşembe günü toplanacak. Aynı gün saat 14'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi %45 seviyesinde sabit tutulmuştu. Kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay sonuna yönelik beklenti 45, 3 ay sonrası için ise %46,85 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de %36,62'den %36,96'ya çıktı. 21 Mart'taki toplantı herhangi bir faiz artışı beklemiyorum ben. Piyasalar genel olarak yabancılar kaynaklı bir faiz arttırım beklentisine girmiş vaziyetteler. Aslında içi de çok boş değil bakıldığında, çünkü 2 aydır hani Merkez Bankamızın bize enflasyon raporunda sunmuş olduğu patikanın biraz üzerinde yani giden bir şey var, enflasyon görüntüsü var. Öncelikle faiz artırımlarından daha ziyade sanki işte bu makro iktisadi tedbirler bazında gidilecek diye düşünüyorum. PPK toplantısı sonrası kamuoyuna açıklanacak karar metninde ise sıkılaşma sürecine dair mesajlar aranacak. Sürecin ne zaman tamamlanacağına dair yönlendirme önemli olacak. Aslında Merkez Bankası'nın faiz kararı daha çok enflasyonla ilişkili olacak. Çünkü önümüzdeki süreç içerisinde enflasyonda yukarı yönlü baskılar arttıkça tabii ki tansiyon yükselecek ve Merkez Bankası'ndan bir faiz artırımı gelme ihtimali de artacak. Ama şu an için Mart ayı içerisinde faizde bir değişiklik beklememekle beraber daha sonraki aylarda özellikle Mart ayı enflasyon rakamı yüksek gelirse ki geçen seneki rakama baktığımız zaman 2,29 idi bu oran. Bu sene beklenti 3,43, Merkez Bankası'nın açıkladığı piyasa katılımcıları anketi rakamını söylüyorum. 3,43 demek ki geçen senenin üzerinde bir enflasyon rakamı geleceği bekleniyor. İşte bu beklentiden daha yukarıda bir olay olursa, yani 4'e yakın bir rakam gerçekleşirse, o zaman Merkez Bankası'nın faiz artırımı Nisan ayında gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Merkez Bankası geçen ayki PPK toplantısı sonrası açıklanan karar metninde enflasyon üzerindeki etkilerin yakından takip edileceği ifade edildi. Piyasalarda gözler merkez bankalarının vereceği kararda dedik. Hem Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 21 Mart'ta vereceği 3. faiz kararını karşılayacağız Perşembe günü. Ve gördüğümüz gibi, ekranda da gördüğümüz gibi hem ECB hem borç tarafında hem İngiltere Merkez Bankası hem de Fed'in vermiş olduğu, merkez bankalarının vermiş olduğu faiz kararlarını karşılayacağız bu hafta içerisinde. Rakamlara bakalım bir. ECB'ye baktığımızda Avrupa Merkez Bankası'nın en son faiz oranının %4,5 olduğunu görüyoruz. Toplantı tarihi 11 Nisan'da. BOJ'a baktığımız zaman Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranının %0,10 olduğunu görüyoruz. Toplantı tarihi 10 Mart'ta gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz oranı en son %45'e geldi ve toplantı tarihi 21 Mart'ta 2024 yılının 3. faiz kararını açıklayacak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranına baktığımızda %5,25, toplantı tarihi 21 Mart. Fed'e baktığımız zaman faiz oranını %5,25 ile 5,5 arasında tuttuğunu görüyoruz son toplantısında ve 20 Mart'ta da yine Fed'in faiz kararını takip edeceğiz. Detaylarına bakalım şimdi merkez bankalarının faiz kararları ile ilgili. Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarının faiz kararlarına çevrildi. Dünyada bu hafta 3 majör merkez bankasından faiz kararı gelecek. Önce Japonya'nın para politikasında nasıl bir rota izleyeceği takip edilecek. Analistler, BOJ'un gelecek hafta gerçekleştireceği para politikası toplantısında faizi artırıp artırmayacağına ilişkin belirsizliğin devam ettiğini ifade etti. Bankanın bu toplantıda faiz artırım kararı almasa da yakın dönemde alacağına yönelik beklentilerin güçlü olduğunu belirtti. 18 Mart'ta başlayan haftada ayrıca Japonya'da açıklanacak veriler öne çıkıyor. Cuma günü TÜFE verileri açıklanacak. ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını 20 Mart'ta açıklayacak. Analistler geçen hafta içinde ABD'de açıklanan hem tüketici hem de üretici enflasyonunun tahminleri aşmasıyla Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik ihtimallerin zayıfladığını söyledi.
Para piyasalarında Fed'in 19-20 Mart'ta gerçekleştireceği para politikası toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirimine başlama ihtimali Mayıs'ta %7 ve Haziran'da %59'la fiyatlanıyor. 18 Mart haftasında Salı günü inşaat izinleriyle konut başlangıçları, Çarşamba günü Fed'in faiz kararı, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla ikinci el konut satışları verileri, Perşembe haftalık işsizlik başvurularıyla imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi takip edilecek. Avrupa pay piyasalarında ise gözler gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerinin yanı sıra İngiltere Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Euro bölgesinde TÜFE, Salı günü ZİV Ekonomik Güven Endeksi, Çarşamba günü ise Ekonomik Güven Endeksi belli olacak. Perşembe günü BOE'nin faiz kararı, Cuma günü Almanya'da IFO İş Dünyası Güven Endeksi verileri takip edilecek. Analistler para piyasalarında ECB'nin ilk faiz indirimlerine başlama ihtimalinin Nisan'da %11 ve Haziran'da %88'de fiyatlandığını belirtti. Piyasalarda BOE'nin ise Mart toplantılarında politika faizini değiştirmeyeceği öngörülüyor.